Değerli izleyicilerimizle İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programı ile sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Türkiye'de bitkisel gıda takviyeleri ve bu problemlerden başlayalım. Evet, Türkiye'de maalesef çok büyük bir problem var. Türkiye'de üretilen bitkisel gıda takviyeleri ile ilgili sürekli medyada bu konuda konuşuluyor. Yani bazıları bundan rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyor? İlaç üreticileri, ilaç firmaları, ilaç ithalat ve ihracat eden firmalar yurt dışından yılda 30 milyar dolar ilaç getiriliyor. 50 kuruşa aldıkları ilacı 50 liraya satıyorlar. Çok büyük karlar elde ediyorlar. İstiyorlar ki bu düzen devam etsin. İlaç satsınlar. Hiç zahmetsiz ithalat, ihracat. Türkiye'de tüketilen ilaçların %90'ı yurt dışından geliyor. Milyar dolarlar kazanıyorlar hiçbir şey yapmadan. Ülkeye bir yatırım yapmadan. Ha diyeceksiniz ki bu ilaçlar faydalı mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyasal ilaç kullanan insanların yılda ortalama 200 bin kişi ölüyor. 200 bin kişi, kötürüm kalanlar, yatarak kalanlar, organlarını kaybedenler vesaire hariç. İngiltere'de 35 bin, 40 bin kişi, Almanya'da 30 bin kişi, Türkiye'de takriben 50 bin kişi ölüyor kimyasal ilaçlardan. Fakat kimse kimyasal ilaçların yan tesiriyle ilgili hiçbir program yapmıyor. Almanya'da kaldım mesela 29 yıl. Hemen hemen her gün her televizyonda kimyasal ilaçların yan tesirinden bahsedilir. İnsanlar uyarılır, aydınlatmaya çalışılır. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de bitkisel gıda takviyeleri üzerine herkes konuşuyor. Kimyasal ilaçlara gelince hiçbir kimse konuşmak istemiyor. Türkiye'de de tabii ki bitkisel gıda takviyesi ayrı bir sektör, yeni bir sektör. Burada da bir problem var bu nedenle. Mesela Avrupa'da, Asya'da doktorların haricinde bir de herbalistler var. Herbalistler yani bitki uzmanları Avrupa'da, Amerika'da veya Asya'da doktor gibi reçete yazmaya yetkili. Herbalistler doktor gibi yetkili. Türkiye'deki herbalistlerin sağlık konusunda konuşma hakkı yok. Neden? Eğitimi yok, okulu yok. Bu bir standartize edilemedi, düzene konamadı. Kanun yok, kanun boşluğu var. Avrupa'daki herbalist, doktor gibi muayenehanesinde hastasına ilacını yazar, reçetesini verir. Türkiye'de herbalistler bitki hakkında konuşur, hastalık hakkında konuşamaz. Tedavi edilir diyemez, şunu diyemez, bunu diyemez. Bu bazı menfaat çevrelerinin işine geliyor şebeke. Yani şebeke gibi bir çevre var. İstiyorlar ki kendi menfaatlerine dokunulmasın. Yine istedikleri gibi para kazansın. Tabii ki bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların birçoğu da yanlış yapıyor. Boşluktan ve Türkiye'de bu işin altyapısının olmaması nedeniyle. Hiçbir Avrupa, Amerika ve Asya ülkesinde bitkiler, mesela ben birkaç numune getirdim. Vatandaş çok önemli bir firma. Türkiye'de binden fazla şubesi var. Otu almış, bitki almış, kurutmuş. Şöyle kuru bitkiyi öğütmüş dermende ve bunu kapsülünü yapmış. Baktığımızda nedir? Toz. Yani çöp. Yani bir etkisi olmaz bunun. Yani bir insan, bir firma bir bitkisel gıda takviyesi, yani Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi deniyor, Avrupa'da bitkisel ilaç deniyor. Ne bu, buna neden böyle kelime ayrımı yapıyorlar anlamadım. İkincisi başka bir firma, o da biri ginkolu, diğeri ginzengli, öbürü başka, yine bitkisel gıda takviyesi üretmiş. Nasıl üretmiş? Bitkiyi öğütmüş. Burada iyice bakarsak çöp. Burada görebiliyorsak, içerisinde bitkisel gıda takviyesi denen şeyin içerisinde çöp gözüküyor. Çıplak gözle gözüküyor. Yani bunlar ne biçim iş yapıyorlar anlamıyorum. Türkiye'de diyor ki, bunun sahibi, firmanın sahibi, bizim diyor binden fazla şubemiz var. Var da ne işe yarıyor kardeşim, insan sağlığı oluyor. Şu firmada balla otu karıştırmış, affedersiniz hayvan küspesi gibi, yani hayvan pisliği gibi. Kapsüle hiç benzemiyoruz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İnsan sağlığı ne kadar ucuz Türkiye'de. Yani bitkisel gıda takviyesi yapıyorsan, bu da başka bir firma. Bu da balla otu karıştırmış
küspe gibi, hayvan küspesi gibi bu da kapsül üretmiş. Yani bunların ya akıl işi değil. Şimdi bir de şöyle bir kapsül var. Bu da bitki ot öğütülerek değil de bitkinin ekstraktından elde edilmiş. Damıtılarak, destilasyonla, ekstraksiyonla elde edilmiş bir kapsüldür. Bakın görün aradaki farkı. Bu nedir? Bu işte doğru dürüst bir üretimdir. Kalite var. Şimdi bu bitkinin ekstraktı, bitkinin özü. Kullandığı zaman vatandaş, hasta faydasını görür. Diğerlerini görür, kullandığı zaman faydasını görmez. Türkiye'de 100'den fazla firma otu öğütüyor, hap diye satıyor. Olmaz bu, yanlış. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok bu. Avrupa'da yok, Asya'da yok, Avustralya'da yok, hiçbir yerde yok. Türkiye'de böyle bir yanlış var, bunun düzeltilmesi gerekir. Bu tür iş yapan bütün firmaların ilaç üretiyormuş gibi standartlara uyması gerekir. Bitki ekstraktından hap damla drajı üretmesi gerekir. Yanlış yapmamak gerekir. Para kazanmak için kimse milletin sağlığıyla oynamasın. Yine parasını kazansın ama bu işi yapanlar namuslu yapsın. Bir de başka bir firma var. Bu da çok tehlikeli. Bitkisel diye takşiş yapıyor. Takşiş ne demek? Kandırmak yani. Kandırmak. Bitkisel diyor içinde kimya var. Bu içinde kimya olan çok tehlikeli. Çünkü içine kimyasal kan sulandırıcı koyuyor. Kan sulandırıcı doktorunuza gittiğinizde kan sulandırıcı verirse doktor hastanın durumuna göre 2 haftada, 3 haftada veya ayda bir doktora gideceksiniz. Kan tahlillerine bakacak, kanınızın durumuna bakacak. Kanda aşırı bir sıvılaşma varsa hapı azaltacak, koyulaşma varsa artıracak vesaire. Bu vatandaş ne diyor? Bu bitkisel diyor, içinde kimya. Ne oldu? Vatandaş kullanıyor, iç kanamadan ölüyor. Nereden biliyorsun diyeceksin? Tüketicihakları.biz siteye girin bakın. Şikayetyolla.com siteye girin bakın. Şikayetvar.com ve kullanıcıyorumları.vesaire bir sürü site var şikayetle ilgili. Bu sitelere girin bakın hangi firmalar böyle televizyonlara durup durmadan televizyona çıkıyor, damar açar, damar açar. İnsanları öldürüyor kimyasal ilaçlarla. Bu işin bir standartize edilmesi gerekir. Avrupa'da, Asya'da, dünyanın her yerinde olduğu gibi herbalistlere de doktorlar gibi yetki verilmesi gerekir. Yani bütün dünyada böyle. Avrupa'da herbalistler doktor gibi yetkili. Türkiye'de yetki vermiyorsun, ne yapıyor? Vatandaş başka türlü bu işi yapıyor. Yetkisiz. Ve de kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Herkes o zaman herbalist oluyor. Bunlar çok basit düzeltilebilir. Bitkisel gıda takviyesi üreten bitkinin özütünden yani ekstresinden hap damla drajı üretmeli. Yanlış yapıp da para için insanların sağlığıyla oynamamalı. Dün bir televizyonda bu konuları konuşacaktım. Konuşmaya fırsat vermediler. O oradan, bu buradan, şu şuradan ya bir konuyu açıklayalım dedim. Açıklamaya fırsat bulamadık. Bir saat konuşmada 10 dakika ancak konuşabildik. Yani burada bu konuyu açıklayamadım, bu konuyu burada anlatmış oldum. Evet.